siyaset için ne yapabilirler, devlet için ne yapabilirler. Ama biz hiçbir imkansızlığı mazeret olarak kabul etmedik. Yılmadık, usanmadık, mücadele ettik. Bu zamana kadar ki bu davada bize omuz veren, destek olan, zaman zaman yılgınlığa kapılıp bizden ayrılan gönüldaşlarımızı da hiç kimseye gönül koymuyorum. Bu siyaset işi, devleti sevme işi, vatanı sevme işi fedakarlık ister, metanet ister, dayanıklılık ister. İşte sevgili arkadaşlarım, Türk'ün Türk'ten başka dostu yok. Anadolu coğrafyasında Müslüman bir Türk kimliği istemiyorlar. İşte bizi Çanakkale'de gördüler, Sarıkamış'ta gördüler, Başkomutanlık Meydan Savaşı'nda gördüler. Bizi tankla, topla alt edemiyorlar. Ne yapıyorlar? İçimize devşirmeleri, kriptoları sokuyorlar. Bizi içten parçalamaya çalışıyorlar. İşte bunun da en son örneği 15 Temmuz sevgili arkadaşlar. İşte bu millet ferasetiyle, yüksek engin hoşgörüsüyle birlikte tüm oyunları bozmaya muktedir bir millettir. Sevgili arkadaşlarım, zor bir coğrafyadayız. Birliğimizi, beraberliğimizi tesis etmek zorundayız. Ben her zaman söylüyorum, iktidarın doğru yaptığı her şeyi, siyasette bir zerre dahi ileriye gidemeyeceğimi bilsem, ülkem için, devlet için iyi şeyler yapıyorsa mutlaka onun arkasında aslanlar gibi duracağım. Yanlış yaptıklarını da tabii ki eleştireceğim. Muhalefet partisi kontrol, denetim mekanizmasını tabii ki sürdüreceğiz. Ama iktidara geleyim diye içeride kaos çıkartmak, kargoza çıkartmak, ekonomik bir darboğaza ülkeyi itmek bizim kitabımızda yok arkadaşlar. Biz geçmişte iktidar da olduk. İktidarın sorumluluğunu da biliyoruz. Muhalefetin zorluğunu da biliyoruz. Hepsini yaşadık. Biz mutlaka olaylara devlet aklıyla, ortak akılla bakmak ve ona göre pozisyonumuzu almak zorundayız. Sevgili arkadaşlarım, bir pandemimiz var biliyorsunuz. Dünyanın en süper güçlerini dahi mağdur eden bir pandemi. Biz de Türkiye olarak da bunun zorluklarını yaşadık, yaşıyoruz. Ama ne kadar onur duysam azdır, kahraman Türk ordusuyla, güvenlik güçlerimizden, karşıda da emniyet teşkilatımız var. Ne kadar gurur duysak azdır. Ama bir de bunlara bir yeni ordu eklendi, sağlık ordusu. Hepsinden Allah razı olsun. Dünyanın emsal bir mücadelesini verdik. Müthiş bir sağlık altyapımız var. Bu Anavatan Partisi iktidarlar döneminde de ciddi anlamda bu işe yatırım yapmıştık. Bu iktidar da yaptı. Ama destansı bir mücadeleyi de sağlıkçılarımız yaptı. Kendi çocuklarını öksüz bırakarak bizleri yaşatmak için mücadele ettiler. Hepsinin bu emeklerine müteşekkirim. Tabii ki bunun getirdiği ekonomik zorluklarımız var. Ekonomik sıkıntılarımız var. Bunları da el birliğiyle, birlik içerisinde, dayanışma içerisinde atlatacağız. Şimdi Suriye'de geçmişte ciddi hatalar yaptık, şimdi doğruları yapıyoruz. Doğu Akdeniz'de bir varlık mücadelesi yapıyoruz, doğru yapıyoruz. Libya'yla yaptığımız anlaşmalarla Akdeniz'deki tüm oyunları bozduk, doğru yapıyoruz. Bugün başlatılan Suriye'yle olan, pardon Mısır'la olan diplomatik ilişkilerin açılması da doğru bir adımdır. İnşallah Suriye'deki iç savaşı da bitireceğiz. Suriye'nin de toprak bütünlüğü bizim için vazgeçilmezdir. Ama dikkatinizi çekerim, oyun büyük sevgili arkadaşlar. Yakınlarda Irak, pandemi sürecinden sonra ilk kez Irak'a Hristiyanların dini lideri Papa bir ziyarete gitti. Bu masumane bir ziyaret değil. Türkiye öyle veya böyle kuşatılmak istiyor. İşte bu Papa'nın Irak ziyaretinden sonra bir baktık ki haritalar çıkıyor Türkiye'nin aleyhine. Biz o geçmişte o haritaları yapanların solunu sapıttırdık. Papa da dahil kim bizim vatanımız için, devletimiz için oyunlar biçerse onların da solunu da sapıtırız. Şimdi sevgili arkadaşlarım, oyun büyük. Öyle veya böyle. Siyaseti içeriden ve dışarıdan dizayn etmek istiyorlar. Özellikle dikkat ediyorum şimdi.
televizyonlara bakıyoruz. Ahlaksız programlar. Kişiler hepsi belli. Basma kalıp laflar var. Kamuoyu anket firmaları var. Neye göre anket yapıyorlar belli değil. Parayı veren düdüğü çalıyor. İşte bugün seçim olsa kim oy verirsiniz? Ya Anavatan Partisi seçimlere katılıyor. Anavatan Partisi'ni sormuyor. Hiç seçimlerle alakası olmayan insanları alıyorlar, pulluyorlar. Anket sorularının içerisinde onlar var. Onları da yani ellerinden gelse 5-6 çıkartacaklar da çıkartamıyorlar. Utandıkları da birinden ikinden gezdiriyorlar. Şimdi sevgili arkadaşlarım, geçmişte ekonominin dümeninde olup bugünkü ekonomik zorlukların tamamının müsebbibi Türkiye'yi bu kadar borçlandıran, bu kadar özelleştirme paralarını iç eden adamı aldılar geldiler Türk siyasetinde kurtarıcıymış gibi yutturmaya çalışıyorlar. Sevsinler sizi. Sevsinler sizi. Bu arkadaş da kendisine bir başarı hikayesi yazmaya çalışıyor. Bizim zamanımızda ben 2015'e kadar, ya kardeşim 2015'e kadar yaptığın hataların bugün faturasını biz ödüyoruz. Ve bizi hayalperest dış politikalarıyla, stratejik derinlik bilmem ne adını verdikleri bir sürü şeylerle birlikte Suriye bataklığına sokan adamlar bugün kurtarıcıymış gibi allanıp pullanıp bu millete yutturulmaya çalışılıyor. Öbür tarafta da Cumhurbaşkanlığı seçiminde naş paraları hadi hesaplara geçin diyen adam sanki Türkiye'nin kurtarıcısı. Bir bakıyorsun İstanbul'un rantiyecileri sanki bu siyasetin kurtarıcısı. Ha şimdi bu neyi ortaya çıkartıyor? Biz anavatan partililerin adam gibi adam olup vatanımıza, devletimize ve anavatanımıza sahip çıkmamızın mecburiyetini ortaya koyuyor. Sevgili arkadaşlarım, bu küreselcilerin, küresel emperyalistlerin Türk siyasetini şekillendirmeye çalışan belirli bir üst akıl var. Bunları gördük. MİT'e yapılan operasyondan başlayan 15 Temmuz'a kadar süren süreçte bu adamların gerçek yüzünü biz ortaya çıkardık, gördük. Şimdi tekrar yeni oyunlar kurgulanıyor. İşte bu oyunun dışında Anavatan Partisi var. Biz işte bu siyasetteki yeniden dizaynda tüm oyunları biz bozacağız. Küresel sahiplerinin ve onların yerli işbirlikçilerinin tüm oyununu Anavatan Partisi olarak bozacağız. Anavatan Partisi Özal ruhu dediğimiz, 1983 ruhu dediğimiz hoşgörüye dayalı, uzlaşıya dayalı, çağı yakalayan, bilgiye, fene erişmeye çalışan, büyük Türkiye, bütün Türkiye idealiyle mücadele eden anavatan kadroları. Biz bir reklam arası verdik arkadaşlar. Bize bir tuzak kuruldu. Bizim o dönemki yöneticilerimize maalesef bu tuzağa oyuncak oldular mı diyeyim, ne oldular diyelim. Ama biz şimdi aynı Özal'ın 83'te yaşadığı zorlukları şimdi biz de yaşıyoruz arkadaşlar. Rahmetli Özal da Kennedy Caddesi'nde küçük bir daireden bu hareketi başlatmıştı. Biz de mütevazi bütçemizde biz sahiplerinin sesi olmak istemiyoruz. Biz de istesek parayı da buluruz, imkanı da buluruz, her şeyi buluruz. Ama birilerinin adamı oluruz. Biz birilerinin adamı olmak istemiyoruz. Siyaseti dizayn etmek isteyenlerin maşası olmak istemiyoruz. Biz ülkemiz için yapılacak her türlü olumlu icraatın destekçisi olacağız. Türkiye'ye karşı yapılan kirli, sinsi, hain planlarında hepsinin karşısında olacağız. Sevgili arkadaşlar, kısa bir değerlendirme daha yapıp karargahımızı açacağız. Anavatan Partisi biraz önce Seçkin kardeşim de söylediği gibi 20 Mayıs 1983'te merhum 8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal tarafından arkadaşlarıyla beraber kurulmuş. Öldürülene kadar, zehirlenene kadar 10 yıl bu ülkeye adeta kağıt takmış bir partidir. Biz 90'lı yıllarda da çok zor zamanlarda direksiyonun başında olduk. Koalisyonlarla, o zorluklarda, o koalisyon döneminde de en iyi olduğumuz dönemde bir Gensoru'yla hükümetten uzaklaştırılmış bir partiyiz. Tamam, 28 Şubat postmodern darbesi oldu. Demokrasi kesintiye uğratıldı. Ama o postmodern darbedeki tüm generalleri de
açığa alan iktidar da bizim iktidarımızdır. O Karadayı'yla birlikte bak kimse herkes unuttu işte. İhanet edenlerin hepsi unutuluyor. Çevik 1'in altyapısını yapıyorlardı. O komuta kademesini ta hepsini emekliye ayırıp onların oyunlarını bozan iktidar da Anavatan Partisi iktidarıdır. İşte o iktidarın, o Turgut Özal'ın öğrencisi, bugünkü Turgut Özal'ın bayrağını taşıyan İbrahim Çelebi de 15 Temmuz'da aslanlar gibi bu işe itiraz etmiştir. 15 Temmuz'un öncesinde de kimse planların arkasındakini göremez iken, çat adaylarla, bilmem ittifak adaylarıyla ekmek için ekmelettin derlerken biz aslanlar gibi doğrunun yanında olduk. Ha bu da neyi ortaya koyuyor? Anavatan Partisi hep doğruların yanındadır. Evet. İtiraz edecekse de 2017 referandumunda olduğu gibi de aslanlar gibi hayır demesini de bilmiştir. Ha nedir bunu? Anavatan Partisi devletin ve milletin âli çıkarları ne emrediyorsa, neyi gereksinim olarak önümüze koyuyorsa onun yanında olmuştur. Sevgili arkadaşlarım, vatanımıza ve anavatanınıza güvenin. Türkiye dönemsel zorluklarımız var, sıkıntılarımız var. Bunların hepsini aşacağız. Hepsini aşacağız. Ekonomik zorlukları birlikle, dayanışmayla aşamayacağımız hiçbir zorluk yok. Türkiye'nin çözülemeyecek problemleri de yok, meseleleri de yok. Yeter ki biz birliğimizi, beraberliğimizi tesis edelim. Biz birliğimizi, beraberliğimizi devam ettirdiğimiz zaman Türkiye'nin önü ufka açık. Geçmişteki yaşanan zorluklardan hep ibret alalım. Ben iddia ediyorum, Türkiye istikrarlı bir şekilde birliğimizi, beraberliğimizi devam ettirirsek dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmesi işten bile değil. 3-5 yıl içerisinde bu hedefe emin adımlarla yürüyeceğiz. Ha dünyanın süper güçleri deniliyordu. İşte Türkiye bugün tam bir küresel güç oldu. Küresel oyun kurucu oldu. İşte bu istikrarlı büyümeyi, istikrarlı dış politikayı diplomasiyle birlikte de taşlandırmanın zamanı geldi de geçiyor. Şimdi özellikle Doğu Akdeniz'de yaptığımız hamleler doğru, Doğu Akdeniz'de yaptığımız diplomasi doğru. İnşallah ben Türkiye'nin âli çıkarlar için gerekirse İsrail'le de ilişkilerin normalleştirilmesi lazım. Gerekirse Körfez ülkeleriyle de ilişkilerimizin geliştirilmesi lazım. Her şeyden ziyade ticaretimizin %55'ini sürdürdüğümüz Avrupa Birliği ülkeleriyle de ticaretimizin, işbirliğimizin geliştirilmesi lazım. Bizim bundan sonraki süreç vatandaşımızın ekmeğini, aşını, işini büyütmektir. İşte siyaset kurumunun en büyük vazifelerinden, görevlerinden birisi de budur. Anavatan Partisi de doğruları çoğaltmaya talip, yanlışları da azaltmaya taliptir. Ben tüm vatan ve Anavatan Partisi sevdalılarına gece gündüz durmadan, bıkmadan, usanmadan, sabırla, yoklukları bahane etmeden o mücadeleyi devam edeceğiz. Ve önümüzdeki dönem çok absürt hedefler, hayalperest hedefler koymak istemiyorum. Ama Anavatan Partisi geçmişin tecrübesi, geleceğin enerjisiyle birlikte önümüzdeki dönem devletin yönetildiği masada mutlaka ve mutlaka olacaktır. Olacağız ve güçlü Türkiye'nin temellerini el birliğiyle atacağız. Ya Türkiye'nin önü ufka açık arkadaşlar. Karamsar olmayın. Biz her türlü sorunlarımız var, problemlerimiz var. Bunu çözeceğiz. Marifet yapana iltifat edeceğiz. Yanlış yapanı da devlet aklıyla, adabıyla, terbiyeyle de eleştirmesini bileceğiz. Biz sorunlu değil, sorumlu muhalefet yapacağız. Yıkıcı değil, yapıcı muhalefet yapacağız. Bizden boşa şakşakçılık kimse beklemesin. Ama kimse de doğru yapılanlara sırf muhalefet yapma maharetiyle karşı çıkmamızı da beklemesin. Bizim için devletimizin ve milletimizin âli çıkarları her şeyden daha önemlidir. Biz güçlü olacağız ve mazlumlara umut olacağız. Doğu Türkistan'daki kardeşlerimize yapılan zalimi, mezalimi ancak güçlü olarak engelleriz. Türk dünyası bizden umut bekliyor. İslam dünyası, Orta Doğu coğrafyası bizden umut bekliyor sevgili arkadaşlar. İşte umudun adresi vatan, Türkiye,
Siyasette de adresi ana vatan. Ezan da okunuyor sevgili arkadaşlar. Ben hayırlı uğurlu olsun. Daha çok konuşacağız. Milletimizin sorunlarını, meselelerini tartışacağız ve çözüm bulacağız. Allah yar ve yardımcımız olsun. İnşallah yeni mahalle karargahı Keçören'de olduğu gibi, Çankaya'da olduğu gibi diğer ilçelerimize de hızla yaygınlaşacak. İnşallah önümüzdeki dönem ikinci ana vatan partisi bağrıyla ülkemizi ve milletimizi buluşturacağız. Hepinize katılımınızdan dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Aziz Allah.